anda fiilen 48 tane kızımız hafızlık yapmaktalar. Hatta bunlardan 5 tanesi daha ilkokula bile gitmemiş. İnşallah maddi manevi imkan bulursak niyetimiz ve hedefimiz bir kreş açmak, çocuk okula gitmeden temel dini bilgilerden Kur'an-ı Kerim'e varıncaya kadar o karakter ve kişiliğinin inancının şekillendiği zamanda o manada bir katkı sunmak, içlerinden de becerebileceklere de okula gitmeden hafızlık yaptırmak. Tabi bizdeki öğrenciler sadece kızlar değil, erkeklerden de hafızlık yapanlar var. Ve nasipse bu hafta içinde talebelerimizden 11 tanesi hafızlık imtihanına Siirt'te girecekler. Bir tabi hafızlıktan sonra ilme yönlendiriyoruz. İlimden sonra hizmet adamı olsunlar diye, Allah'ın Kur'an'ına, dinine hizmet etsinler diye yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela hanım ablalarımızdan 5 ayrı noktadaki genel toplam 70 tane 20 yaş üzerinde 20 ile 60 yaş arasında hafızlık talep edene varıncaya kadar işlerinde 3-4 tane de o yaş grubunda olup da hafızlık yapan bile var. Kur'an-ı Kerim, tecvid, temel dini bilgilere gelen yetişkinler de var. Hatta esnaflardan var, memurlardan var, işinden çıktıktan sonra gelen beyefendiler var, gün içinde gelen hanımefendiler var. Tabi hanımefendileri hoca hanım kardeşlerimiz, kız talebelere hanım kardeşlerimize hizmet veriyorlar. Erkekler de hoca efendilerimizle hizmet vermekteyiz. Biz geçen sene 75 tane yatılı olmak, yatılı olup da hafızlıktan sonra ilim okuyup Ümmet-i Muhammed'in evladına hizmet etmek isteyen kızımıza yatılıya yerimiz yok dedik. Bu sene de onlarcasına yok diyoruz. Daha müracaatlar devam ediyor. Yine yok demekteyiz. Ve bu bizi tarif edilmez derecede ızdıraplara gark ediyor. Bizim iş adamlarından anahtar teslimi okul yapan çok. Vergilerine sayıyorlar vesaire vesaire. Biz de hayırseverlere, iş adamlarına ölmemek istiyorsanız, öldükten sonra da amel defteriniz kapanmasın istiyorsanız gelin anahtar teslimi, kız kursları, erkek kursları, kreş binaları yapın, verin, edin. Biz Allah rızası için hiçbir dünyevi hedef, maksat, politik bir tarz gütmeksizin tamamen Allah'ın dinine, ehl-i sünnet akidesinde ve fıkhınca hizmet etmek, ümmetin evlatlarını yetiştirmek istiyoruz. Özellikle bölgemizde, özellikle Doğu Güneydoğu evlatlarını eşitlik ve adalet, hürriyet adı altında Marksistleştiren, anlayışın pençesine düşen ve düşme ihtimali kuvvetli olan bölgemizin evlatlarına el atalım. Hakikaten bu ülkede insanlarımızın birlik dirlik içinde yaşayabilmesi için bu tuğlaları birbirine yapıştıran harç İslam'dır, Kur'an'dır, imandır. Bu tuğlaları yapıştıracağız ki bu toplumsal huzursuzluklardan da kurtulmuş olalım. Hiç değilse karınca kararınca, hani Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlardı ya, bir hurma tanesinin yarısıyla, hiçbir şey yok, bir hurman var. Onun yarısıyla bile olsa Allah yolunda harca buyurmuştu. Biz de hem dualarını hem maddi manevi desteklerini bekliyoruz. Başta bütün hayırseverlerin, Müslümanların ama özellikle imkan sahiplerinin. Zira Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuşlar, cömert cennete yakındır, Allah'a yakındır, Allah'ın kullarına yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri cennetten uzak, Allah'tan uzak, cehenneme yakındır buyuruyor.